Merhaba, bu MacGregor 26X modeli teknem. Amerikan malı bir tekne. İnternette bayağı bir var. Çeşitli videoları da var fakat genelde hep yabancı kaynaklı. Yerli bir anlatım yok. Tekne yaklaşık 6 yıldır bende. İsmi Doris. Bize abone olmayı ve kanalımızı beğenmeyi, destek olmayı unutmayın. Teşekkürler. Kanalımızda da paylaşıyorum. Tekne fiber bir tekne, 99 model, 50 beygir yama kıçtan takma motoru olan bir tekne. Hareketli salmalı, su balastlı bir yelkenli. Teknenin en büyük özelliği plaja çıkartabilmeniz veya 50 santim bir suda tekneyi rahatlıkla yüzdürebiliyor olmanız. Hafif ve orta havalarda çok rahat yelken yapabiliyorsunuz. İleri ve yüksek havalarda biraz zor yelken yapılıyor ama gene de yapılıyor. Tekne gayet güvenli. Az bir yakıt tüketimi var. Deniz kıyılarını rahatlıkla gezebilirsiniz. Güvenli bir tekne. Akdeniz kıyılarını gezebilirsiniz. Yakından bakacak olursak fiyatları, malzemesi, fiber olduğu için ömrü bence en aşağı bir 50-60 senesi var. Yani fiberin kendisi çok kaliteli. Bu kalite sayesinde örgü bir fiber var içinde. Örgü elyaf var. Ve bu da çok güzel polyesterle doldurulmuş. Çok uzun ömürlü olacağı belli. Üzerinde hemen orijinalinde hiçbir aksesuar yok. Tamamen çıplak bir tekne geliyor. Göl için yapılmış gibi. İşte portatif tuvalet, yani lazımlık tipli bir şey. Ondan sonra işte onun gibi ispirto ocağı gibi gayet basit aksesuarlarla çıkıyor. Bunu eğer uzun yolda kullanmayı planlıyorsanız, uzun seyirler yapacaksanız mutlaka bazı modifiyeler yapmanız gerekiyor. Hareketli salmanın bir kısmı gözüküyor buradan. Zaten burada bakacak olursanız bu hizadan aşağıya doğru arka tarafa aşağı gelecek şekilde sarkıyor. Bu şekilde 1.80 boyunda bir salması var. Ciddi bir uzun bir salma. 1.80 salma yaptığınız zaman yelken için ideal hale geliyor. Baştan kıça doğru gezelim tekneyi. Baş tarafına ben bazı aksesuarlar yaptım. Sonradan ekledim. Bunlar normalde yok. Fakat eklenebilir. Bir baş makarası. Bunlar da hep benim eklediklerim. Bir çapa dolabı ekledik. Bu çapa dolabı sayesinde rahatlıkla zinciri elektrikli bir şekilde atıp çekebiliyoruz. Normalde bunları elle yapıyorsunuz. Önde bir sarma yelken var. Flok yelken cinsinden. Büyük bir yelken değil. Genova tipli değil. Flok tipli bir yelken. Gayet yeterli bu tekne için. Bu benim bazı eklediğim ekstra aksesuarlar var. Bunlar olmadığını düşünüyorum normal alacağınız bir teknede eğer almayı düşünüyorsanız. Hatch var. Büyük bir hatch kapağı var. Hatch kapağından gayet güzel bir havalandırma yapabilirsiniz. Teknenin boyu 8 metre. 8 metre gayet yeterli bir boy. İçi bir karavan gibi. Buna zaten daha sonra bakacağız. Karavan gibi hoş bir içi var. Çeşitli gözler var. Yatma yeri yeterli. Maksimumda 6 kişiye kadar alabiliyor içerisi. Yani masa yatak oluyor. Orada 2 kişi yatıyor. Öndeki V yatakta 2 kişi ve kıçta 2 kişi yatıyor. Toplam 6. Zaten istihbaratta da 6 ama 6 kişiyi toplamanız bu tekneye hemen hemen imkansız bence. Çünkü içeride çok sıkışık bir hal alır. Bunu 6 kişilik değil de bir çift veya bir çift artı çocuk gibi düşünülmesi lazım. Ana yelken bombasında bizim bir lazy back'imiz var. Bu benim eklediğim bir şey. Normalde yok. Ana yelkeni direkt çekiyorsunuz. Bu ana direk üzerinde işte silyon ve benim çipa lambası var. Gayet güzel bir yelken performansı var teknenin. Yelkende 6.5-7 nata kadar sürat yapabiliyor maksimumda. Zaten daha fazlası bu teknenin boyuna uygun değil. Yani boy hattına uygun değil. 6.5 mil civarı son buluyor. Bunlar tuvalet çıkışları. Normalde bu teknede tuvalet yok. Bunları ben sonradan ekledim. Ekstra aksesuarların güneş paneli ekledim. Bir kıçta bir makara ekledim.
Sahile çünkü kıçtan çıma tutmak için gerekli oluyor. Uzun bir halat çekmek gerekiyor kıçını bağlamak için. Ekstra bir altı beygir bir yedek motor ekledim. Bu altı beygir yedek motor kötü durumlarda tekneyi kurtarmak için her türlü durumda kullanılabilir. Teknenin gerekli boyuna göre maksimum sürat olan 6 mili sağlayabiliyor bize. Ana motorla da 16 nata kadar çıkıyor bu tekne. Suyunu boşaltıyorsun, su balastını. Şimdi nasıl boşaltıyor ona bakalım. Buradan şu şekilde açıldığı zaman içerisi açılıyor. Şu şekilde ittiğiniz zaman kapanıyor. Bu şekilde suyu alıyorsunuz veya açıyorsunuz mafsalı. Mafsalı açtıktan sonra suyu boşaltıyorsunuz. Teknenin gazına basıyorsunuz. Önünü kaldırıyor ve suyunu kendi kendine boşaltmaya başlıyor. Yaklaşık 3-4 dakikada su boşalıyor. Bu balık bulucu ekstra aynası bunu da ben taktım. Ekstra bir platform yaptım kıça. Ya buradan ayak basmak için, denize atlamak için faydalı olur diye. Tekne suyunu boşalttığı zaman hafifliyor. Yaklaşık 1200-1300 kiloya düşüyor ağırlığı. O şekilde 16 nat civarı bir sürat yapıyor. Fakat 1 metreden fazla olmayan dalgada ve yaklaşık 10 natı geçmeyen bir rüzgarda, yani temiz bir havada bunu anca yapabiliyorsunuz. Ve 4 kişiden fazla olmamanız gerekiyor bunu yapmak için. Suyunu doldurduğunuzda da tekne 6 nat, 6,5 nat maksimum sürat diyebiliriz. Motoru çok yormadan gerekli sürat. Yaklaşık 1800 devirde bu Yamaha 50 beygir motor bu sürati yapıyor. Bu şekilde de saatte 3-3,5 litre benzin yakıyor. Gayet de konforlu gidiyorsunuz. Her türlü havada da gidebiliyorsunuz. 700 litre iki tane görünmeyen altta kalan tüplere su alıyor tekne. Ve bu 700 litre suyla su balastını yapıyor ve hacı yatmaz oluyor diyebiliriz. Burada iki tane dümen palası var. Beyaz. Bunlar orijinal. Burada ve şuradaki. Bunları yelkende kullanıyorsunuz. Yelken yaparken bunları indiriyorsunuz. Motorla gazlayacaksanız bunları bu şekilde kaldırıyorsunuz. Fakat motorla normalde rölantide, yani uzun yol giderken ben gene bunları suda kullanıyorum. Tekneyi daha stabil tutuyor. Rahat bir tekne, hoş bir tekne. Tekrar merhaba. Şimdi üstüne bindik teknenin. Havuzluk alanındayız şu anda. Teknenin havuzluk alanı gördüğünüz gibi gayet geniş. Oturma yeri olarak benim boyum 1,86 ve şu şekilde göstereyim size. Gayet rahat bir şekilde tekneye boylu boyunca yatabiliyorum. Bu iyi bir şey. Yeni modellerinde, M modelinde burası daha küçük yapılmış. İç taraf daha büyük. Burayı niyeyse daha küçük yapmışlar. Bence böyle daha güzel. Yani önemli olan bu şekilde buranın olması. Çünkü bizim Akdeniz gayet sıcak ve çoğu zamanı burada geçiriyoruz. Burada iki tane bölmeler var. Hemen altta. Ben bunları kapaklarla kapadım. Tekneyi buradan kullanıyoruz. Yeterli. Her şey elinizin altında. Buradaki bu kapaklar da gayet geniş kapaklar. Bunların içinde benzin depoları var. Şu şekilde benzin depoları var. Bunlar 25'er litre. Dışarıya ekstra bizim hoparlörler ses sistemini ben tabi ekstra olarak yaptım gene. Burada iskota halatımız var. Bu ana yelkenin kontrol etmemiz. Ya bumbanın yüksekliği yelken ve yelken alanı hiç fena değil. 12 metrekare bir yelken alanı var. Şimdi ön tarafa doğru gidelim. Ön tarafa yürürken burada bu şekilde bir yürüme yolu yapmışlar. Buraya basıyorsunuz ve bu şekilde ilerliyorsunuz. Teknenin ön tarafında rahat bir alan var sayılabilir. Küçük bir yelkenli için gördüğünüz gibi kocaman bir ön yelken var. Önden tekneye baştan taraftan inip bindiğimiz zaman bu alanı rahatlıkla kullanabiliyoruz. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Buranın üzerinde de oturma ve seyahat süresinde seyirlerde keyif yapma imkanınız var. Gayet keyifli oluyor. Öndeki camlar plastik plexi camlar bunlar. Ana direk yatıyor biliyorsunuz hareketli direk. Bu teknenin en önemli özelliği. Bu çok önemli bir şey. Ana direğin yatabiliyor olması teknenin taşınabilir olduğu anlamına geliyor yani. Ana direğe yatırmak için
bu gördüğünüz civataları sökmüyorsunuz. Direkt buradan şu alandan kendi kendine katlanıyor. Güneş panelinin önündeki mavi alana direkt yatıyor otomatikman. Orijinalinde başka bir şeyler ama benzer şeyler. Ben bu şekilde modifiye ettim. Görmüş olduğunuz bu flock furler'ın yani sarma yelkenin buradaki kopilyayı söktükten sonra bu aradaki küçük mili söküyorsunuz ve mili söktükten sonra gayet rahat bir şekilde çıkıyor buradan. Çok kolay bir şekilde sökülüyor. Bunu söktüğünüz an itibariyle de yelken direğini artık arkaya doğru hareket ettirebilir. Yani yatırabilir hale getiriyorsunuz ama tabii dikkat etmek gerekiyor. Yelken boşa çıkmış oluyor. Ana direk boşa çıkmış oluyor yani. Söktüğünüz andan itibaren artık dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, tekne genel hatlarıyla bu şekilde dıştan. Daha birçok tabii anlatacaklarımız var ama videolarımızda da bu detayları bulabilirsiniz. Bize soru sorabilirsiniz. Olabildiğince cevaplamaya çalışıyoruz. Bu benim kendi gene ekstradan yaptırdığımız spreyut denediğimiz malzeme ve bu denizden gelen dalgayı serpintileri alıyor. Yani serpinti körü zaten Türkçesi. Gerçekten özellikle rüzgarın bize doğru yani kafadan geldiği havalarda dalgaların tekneyi vurup kırılmasıyla oluşan o serpintileri bu çok güzel oluyor. Şimdi tavsiye konularına gelelim. Tavsiye eder misiniz bu tekneyi, tavsiye etmez misiniz diye soruyorsunuz. Tekneyi tavsiye ediyorum ama kime tavsiye ediyorum? Balık tutmak için bu tekneyi almayın. Bu tekne balık tutmayı hak eden bir tekne değil. Bu tekneden balık da tutulmuyor zaten. Kolay olmuyor. Tutulur tabii ama bir balık teknesi değil. Bu tekneyi gezmek için. Uzun yol yapacaksanız bazı modifikasyonları yapmanız lazım. Eliniz iş tutuyorsa bu tekneyi alın. Elinizden iş geliyorsa bu tekneyi alın. Yoksa ustalar biliyorsunuz zor. Anlaşması da zor. Koyabileceğiniz bir yer olursa iyi olur. Teknenin römorku var. Römorku belirli modifikasyonlarını yapmak gerekiyor. Çünkü 99 model bir demir ölmüş oluyor, paslanmış oluyor. Ona da çeşitli modifiyeler yapmanız gerekiyor. Bunların hepsi para demek tabii. Belirli bir bütçeyi buna ayırmanız gerek. Yani öyle tekneyi almakla bitmiyor. Tekneyi aldıktan sonra yarısı kadar bir bütçe ayırmanızı tavsiye ederim. Teknenin fiyatı önemli değil. Tekneyi kullanabiliyor olmanız önemli. Yani almak değil, kullanabilmek önemli bence. Herkes yani yeterli kapasiteye kolaylıkla erişebilir bence. Yelken kullanmak zor değil. Gayet rahat. Gayet kolay, doğal bir şey çünkü. Gayet rahat yapılan bir şey. Bir motora göre çok daha basit kullanması. Korkmayın o açıdan. Ancak dediğim gibi mutlaka teknede elinizden iş geliyor olması lazım. Başınıza bin bir türlü iş geliyor çünkü devamlı. Bunları alt edebiliyor olmanız lazım. Bunu ben bir çifte veya en fazla küçük bir çocuğu olan bir çifte öneririm. Onun dışında biz 4 kişi geziyoruz, biz 6 kişi geziyoruz derseniz tavsiye etmem. Ama günübirlik bir yerlerden bir yere çıkıyoruz. Günübirlik limandan ayrılmayacağız. İşte kullanacağız. Genelde limanda kalacak tekne diyorsanız o da olur tabii. Gayet mantıklı. Römorku önemli. Römorku kesinlikle çok önemli. Römorku mutlaka alın. Çünkü her şeyi römorka bakar. Tekneyi rahatlıkla denize itip çekebiliyorsunuz römorkla gerçekten. Tabii onun için de belli modifikasyonlar yapılsa iyi olur. Benim 4x4 Duster'ım var. Duster çok rahat. 110 beygir 1.5 rahatlıkla atıp çekiyor. Hatta bir kere Datça'dan Antalya'ya karayoluyla getirmişim de var. Ha, en uzak mesafe nereye gittiniz derseniz Yunan adalarına Antalya'dan biz gidiyoruz. Senelik olarak zaten gidip geliyoruz. Oluyor yani. Olmuyor değil. Bir de römorku tanıtalım. Tekrar merhaba. Bu şimdi römorkun başına geldik. Römork gerçekten büyük. Yani gördüğünüz gibi yaklaşık bir 8 metreye yakın römorkun boyu var başlangıça. Büyük bir römork. Yaklaşık 400 kilo ağırlığında bir römork. Bazı ekstralar var. Bu şu ön ekstra bir teker ekledim. Bu normalde yok. Hidrolik frenli bir römork. Bunun orijinali de bu. Fakat tabii sistem bozulduğu için ben bunu başka bir oto fren sisteminden ekledim. Eklettim. Onun dışında burada makarası var. Tekneyi çekmek için. Tekneye tırmanmak için bir ön merdiveni var. Profil oldukça sağlam. Gerçekten kalın ve Türkiye'de bulunmayan çok iyi bir U profil kullanmışlar. Fakat buna rağmen
İnsan güvenemiyor çünkü artık korozyon çok fazla olmuş, yılların verdiği korozyon. Bu nedenle insan endişe ediyor. Ben o yüzden şöyle bir balkon denilen ikinci kat, sanayi ağızda balkon denilen ikinci bir kat kaynattım üzerine. Bu katta bu şekilde L profillerle orijinal profile desteklendi. Çeşitli dönen tekerler var üzerinde ancak bunlar sonradan eklendi. Bunlar da yoktu orijinalinde. Görmüş olduğunuz gibi bayağı tekerlek eklendi rahat kaysın diye. Normalde sadece şunlar var ve bunların üzerine oturuyor tekne. Bence saçma. Yani çok derin bir rampaya geldiniz ve o teknenin tam yüzüp hani burnunun yanaşması ve sonradan çekilebilmesi lazım. Fakat bu şekilde sığ rampada da tekneyi kaydırarak da sadece basit bir el vinciyle çekebiliyorsunuz. Onun dışında römork normalde tek dingilli. Bu tekerleklere dingil deniyor. Yani tekerlerin geçtiği millere tek dingil oluyor. Bu şu orijinal dingili. Bu tekerlek de orijinal. 99 model. Bu ise benim eklettiğim ikinci bir dingil. Bu arka dingil boş. Boş bir dingil. Yani herhangi bir şey yok. Herhangi fren sistemi yok. Fakat bu fren sistemli bir dingil. Siz fren yaptığınızda önden esnemesiyle kendisi de fren yapıyor. Fakat bazen arıza yapıyor. Yapmıyor. Galiba bizimkinde bir sıkıntı var. Bir tane boru var. Bu borunun arasına geçiyor tekne. Ve bu borular tekneye yüzerken tekneyi dengeliyor. Ben iki tane de buraya eklettim sonradan. Römork hoş bir römork. Dediğim gibi ağır bir römork. Genişliği çok fazla. Gerçekten geniş. Yani bir tır gibi bayağı bir geniş. Ve çekerken arabanız dar kalıyor. Arkanıza tekrar tekrar bakmanız gerekiyor. Yani dikkat edilmesi gereken bir şey. Bunu uzun yolda çok çekmeyi düşünmeyin. Ben yaptım ama yani bu risk almak anlamına geliyor. Bunu genelde plaja atıp çekmek maksatlı düşünmek lazım ki eğer aldığınız römork elden geçirilmemişse inanın durumu çok iyi olmuyor. Türkiye'ye sadece demir römorkla satıyorlar. Bütün Avrupa ülkelerine ve Amerika'ya alüminyum römorkla satıyor bu. Bize kakalıyorlar yani birazcık. Yani diğer ülkelere izin vermiyor. Ne bileyim paslandığı için belli standartlar var. Kabul etmiyorlar. Alüminyum alıyorlar. Çok sağlam alüminyumlar var. Bizdeki demir ama orijinal bu yani. Tekne niye şu an römorkta değil derseniz teknenin altını elden geçirdim. Zehirli boyasını attım. Üzerine yağmur yağdığı için şu an biraz aktı ama yani gayet güzel oldu bence. Bu iki tane ayak yaptırdım sehpa. Altını boyayabileyim diye bu. Çünkü römorkta boyaması çok zor oluyor. Yoksa normalde römorkta duruyor. Römork alçak olduğu için tabii altını boyamak zor oluyor bu nedenle. Az sonra vinç gelecek bu arada. Teknemizi denize atacağız. Teşekkürler.